Merhaba mobil severler, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere KOF etkinliğinin kesin bütün detaylarını anlatacağım. KOF etkinliği kaç tane bedava çekiliş hakkı verecek, nasıl olacak bunları anlatacağım arkadaşlar. Taktik de vereceğim. Kupon konusunda çok işinize yarayacak bir taktik vereceğim. Diğer çerçeve veren bazı etkinlikler var, bunlardan bahsedeceğim. Bir de kodlar, yani biliyorsunuz ödül kodları var. Bunları arkadaşlar ben topluluk kısmında ve Instagram adresimde paylaşıyorum. Ama yani buralarla ilgilenmeyen arkadaşlar var. Onlar için tekrar videoda hızlı bir şekilde gösterdim. Bütün kodları da paylaştım. Hepinize iyi seyirler diyorum. Bir sonraki videomda da yeni güncelleme notlarını anlatacağım. Lapu Lapu Revamp 7. Zaten söylemiştim değişecek diye. İşte Aldous, Link, YSS, Popol, Yuzong, Kaja, Louis, Kimi, Helkürt, Cloud. Bu kahramanlarda da değişiklik var. Gördüğünüz gibi Vale, Karina, Alpha, Gatot, Kaja, Minsitar, Buff 7 zaten yazıyor. Evet, bunları anlatacağım. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Şimdi KOF etkinliğinin bütün detayları belli oldu arkadaşlar. Kaç tane bedava çekiliş hakkı verecek? Bu nasıl daha uygun fiyata işte KOF K veya işte Kula Diamond nasıl çıkarılır? Bunları anlatacağım. Lütfen dikkatlice dinleyin. Tamam mı? Şimdi öncelikle 2 tane çekiliş hakkı zaten ön sipariş verdiğinizde 22 Ağustos'ta size verecek. 2 tane KOF damgası buradan alacaksınız. Tamam mı? Daha sonra ekrana yansıttım. 22 Ağustos'ta oyuna giriş yaptığınızda bakın birincisinde 5 tane KOF damgası veriyor yine. Sadece oyuna giriş yapmanız yeterli 22 Ağustos'ta. Klasik sıralı kulüp maç arkadaşınızla tamamladığınızda da 2 tane verecek. Daha sonra etkinliği paylaştığınızda 3 tane de öyle verecek. Bunlar bedava yapılanları. Yani toplamda arkadaşlar 12 tane bedava çekiliş hakkını herkese verecek. Tamam mı? Buradan 12 tane pul alacaksınız. Bunları çekiliş hakkıyla değiştirebileceksiniz. Daha sonra bakın recharge bir time yazıyor. O da demek istiyor ki arkadaşlar elmas yükle. Herhangi bir miktarda elmas yüklediğinizde de 2 tane de öyle damgalıyorsunuz. Yani 2 damga da öyle veriyor. 100 elmas yüklerseniz 3 damga da öyle veriyor. 100 elmas harcarsanız 3 tane de öyle veriyor. 225 elmas harcarsanız da 3 tane de öyle veriyor. Yani burada 3, 6, 9, 11 de böyle. Toplamda arkadaşlar 23 tane damga alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi etkinlikten görevleri yaparak 23 tane damga alabiliyorsunuz. Yalnız şöyle bir sıkıntısı var. Bakın ekrana yansıttım. Sadece bunların 18 tanesini kullanabiliyoruz damgaların. O yüzden siz 18 tanesini çeviriyorsunuz. 18 çekiliş hakkını alabiliyorsunuz. Yani 100 elmas yüklemeniz yeterli. 225 elmas harcamasanız da alabiliyorsunuz 18 çekiliş hakkını. Tamam mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Burası tamamdır. 18 tane çekiliş hakkını 100 elmas yükleyip harcarsak alıyoruz. Hiç elmas yüklemezsek de 12 tane çekiliş hakkını garanti alıyoruz. Tamam mı? Herkes alıyor. Tamam. Burası anlaşıldı herhalde. Yani etkinlik dediğim gibi 22 Ağustos'ta görevleri gelecek. Yapıp alabileceksiniz damgaları. Tamam. Şimdi şuraya gelelim. Bakın. İşte burada önemli kısım şurada diyor ki günlük yarı fiyatı. Arkadaşlar günlük yarı fiyatı eğer her gün yenileniyorsa, bu her gün yenileniyorsa sen bunu bir bir ona tamamlarsan yarı fiyatına bayağı bir çevirmiş olursun aslında. Yani 30 günde 3 kere çevirmiş olursun. Şu an 28'de hadi 2 oradan şey yapsan bu şekilde 3 tane çevirebilirsin ortalama, tamam mı? Yarı fiyatına gelir 200... Aman 2250 elmas değil de 1200 civarı elmas harcarsın. Yani 1120 civarı elmas harcayacaksın. Hatta bakın ben bir tane çevireyim. Bak şimdi şurada 10 olduktan sonra tombala tetiklenir diyor ya. Bakın tekli çeviriyorum. Çevirdim. 15 nadir verdi. Onayla diyorum. Bak burası 1 oldu direkt. Burası 10 olunca direkt bingo hakkı verecek. Zaten 18 tane de bedava çekiliş hakkı var. Yani burayı her gün eğer sıfırlıyorsa kral bu şekilde bir bir git.
bana sorarsan. Dediğim gibi onlu da epik kostüm yine verecek sana. Bir bir gitsen de. Onlu çekilişte garanti epik kostüm. Evet. Burada da bir %30 indirimli var. Ama dediğim gibi böyle gidersen tek tek daha mantıklı. Onlu da yine epik kostüm verecektir. Tamam. Bu şekilde dediğim gibi tek tek gidebilirsiniz. 3 tane buradan çevirseniz. 2 tane de etkinlik geldiğinde size çok uyguna gelir. Yani 3.5K elmas harcarsınız. Biraz daha fazla. Hani 3.700 falan. Burayı da 5 kere çevirmiş olursunuz ki burada 5'li de bence %90 bir tane kof buradan getirirsiniz. Zaten ilk çekilişte kof karına garanti. Bakın ilk çekilişte kof karına garanti. Bende karina var diyorsan da sana epik kostüm veriyor. Yani benim bildiğim Estes de şeyinki ikisinden birini verecek diye biliyorum. Franco'nun. Tabi bu değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Onu çekilişte de 5 kere çevireceksin ya. Kesin 5 tane garanti epik kostüm alabilirsin. Devam edelim şimdi arkadaşlar. Şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Ben 22 Ağustos'ta görevler geldiğinde zaten videosunu çekeceğim. Yani nasıl en karlı yoldan yapılır bunu size göstereceğim. Yani beni bekleyebilirsiniz. Tabi bu sizin tercihiniz. Tamam mı? Benedetta'nın etkinliği. Bu etkinlikte Benedetta'yı ücretsiz verecek demiştim arkadaşlar. Yalnız bak Eylül'de verecek. Tamam mı? Bu test sunucusu tarihi 15 Ağustos. Videonun altına 100 tane abi 15 Ağustos'ta Benedetta'yı bedava verecek diye yazmışlar. 15 Ağustos'ta değil arkadaşlar. Eylül'de verecek Benedetta'yı. Etkinlik Ağustos'un sonu Eylül'ün başı gibi gelir. 10 Eylül'e kadar da size Benedetta'yı bedava verecektir. Kesin net garanti. Tamam mı? Yanda da burada da çerçevesi olacak. Ivır zıvır olacak. İşte yine benzer ödüller olur. İşte bu madalya falan olur. Bir de çerçevesi olacak. Dandik dundik birkaç tane ödül daha olur. Tamam mı? Bu etkinlik 14 Ağustos'ta gelecek. Yani yarın gelecek. Ekranda gördüğünüz 4 çerçeveden birini ücretsiz bir şekilde alabileceksiniz. Nostalji etkinliğinden. Ekranda gördüğünüz etkinlikte Ağustos ayı içerisinde gelecek. Kesin tarihi belli değil. Çok basit. Ekrandaki çerçeve ve işte yandaki gördüğünüz kutular, yine madalyon falan var. Bunları puanınız yettiği sürece alabiliyorsunuz arkadaşlar. Puan kazanması da çok basit. Bakın böyle size sorular soruyor. İşte bu item fiziksel hasar mıdır yoksa büyü hasar mıdır? Benzeri sorular soruyor. Daha sonra da sizlere arkadaşlar puan veriyor. Bu puanlarla da deminki gördüğünüz çerçeveyi ve ödülleri alabiliyorsunuz. Tamam mı? Ağustos ayı içerisinde bu etkinlikte gelecek. Bak şimdi kral, sana indirim kuponlarıyla ilgili önemli bir taktik vereceğim. Yıldız Üyelik'te indirim kuponu veriyor ya bize. Sen bunlara hiç dokunmuyorsun. Bak ben al yapmıyorum. Bunu alıyorsun. Bunu alıyorsun mesela. Ama bu kuponların üstüne tıklayıp al yapmıyorsun. Hiçbir şekilde. Yani şu böyle bekliyorsun, tamam mı? Ay bitene kadar, bu ay bitene kadar hiç dokunmuyorsun. Bunları falan alabilirsin. Sadece kuponlara dokunmuyorsun. Daha sonra bu ay bittikten sonra adam diyor ki sana yıldız üyelik toplanmamış ödüllerini posta kutuna gönderiyor kral. Şu şekilde bakın sevgili oyuncu yıldız üyelik ödüllerini toplamadınız, lütfen kontrol ediniz. Adam bunu bana posta kutusundan gönderiyor. Ve burada 90 gün kaldığı sürece bunun süresi işlemiyor arkadaşlar. Yani normalde sen bunu alırsan 7 gün sonra kayboluyor bu kupon, değil mi? Almadığın sürece 30 artı 90 120 gün. 120 gün oluyor bu kuponun süresi. Ben bunu istediğim zaman buradan al yapıp kullanabilirim. Hatta şöyle yapalım. Bak kral, bunu alıp mesela şu anda ne var kostüm? Ona gidelim. Kostüm yükseltme. Buradan mesela kullandığım zaman 289 elmasa düşüyor Sadist Mentor kostümü Hanzo'nun. Ve arkadaşlar bakın direkt alabiliyorum 289 elmasa. Şu kostümü zaten bedava veriyordu. Bu kostümü ben zaten bedava aldım 20 nadire. Yani 289 elmasa special kostüm alabiliyorsun gördüğün gibi kuponu kullanarak. Yıldız üyelik almadıysan 50'lik olacak. Yine karlı olacaksın. Bu şekilde de kostümleri uygun fiyata alabilirsin. Kupon sıkıntısı çekmeden. Tamam mı kral? Dediğim gibi toplama, alma.
Zaten posta kutuna gönderiyor kuponları senin. Tamam mı kral? Devam edelim. Şimdi elimdeki çalışan bütün kodları sırayla gireceğim ve ödülleri sizin önünüzde alacağım arkadaşlar. Siz de benim gibi girerek alabilirsiniz. Nasıl yapıldığını da göstereceğim. Bunu takip etmeyen ve işte topluluk kısmında zaten bu kodları paylaştım. Ve Instagram'da da paylaşıyorum. Oralardan takip edenler zaten alıyor. Almayan arkadaşlar için tekrar hızlıca gösteriyorum. Öncelikle buradan Game ID'mizi alıyoruz. Bakın şurası 586-782-020. Bunu aldıktan sonra bu sitenin linkini vereceğim. Buraya Game ID kısmına yazıyorsunuz. Daha sonra sende tıklıyorsunuz. Ve success dedikten sonra oyuna Gmail'inize geliyor. Arkadaşlar doğrulama kodu diyor. Bakın 870-618. Bunu alıyorsunuz. 870-618. Tamam, bu şekilde girdiniz. Daha sonra buraya verdiğim kodları aynen benim gibi sırayla yazıyorsunuz. İlk kodumuzdan başlıyoruz. 79-777-RWBQ3-RN-2288-T. Bu şekilde girdikten sonra redeme tıklıyorsunuz. Success dedikten sonra arkadaşlar direkt posta kutunuza ödül geliyor. Bakın şu şekilde geliyor. Gelmedi abi. Oyuna çık gir yap gelecektir. Tamam mı arkadaşlar? Oyuna çık gir yaptığınızda gelecektir. Bu şekilde giriyorsunuz ve ödüllerinizi alıyorsunuz. Devam edelim. Diğer kodumuza geçelim. 5Z7T6B8Z FXT228-5K. İlk kodumuz gördüğünüz gibi burada durdurup yazabilirsiniz arkadaşlar. Tıklıyoruz. Undefeated dedi. Tamam. Daha sonra böyle hızlıca geçelim. F8ME QR GXC yan taraftan bakarak yazıyorum. Telefonumda diğer telefonumdan. O yüzden şey oluyor. Bu şekilde ikinci kodumuzu giriyoruz. Bunu da direkt success dedi. İşte şunu deneyeyim. Bazılarının süresi çok uzun oluyor. Evet. 26 Dur yanlış oldu. Şurası şurada bir iki daha olacak. 882. Tamam. Redem. Tekrar tıklıyoruz. Evet, bunu da aldık. Bu da success dedi. Gördüğünüz gibi